Değerli dostlar, bugün bir değişik video ile karşınızdayım. Hayatımın en ilginç, en heyecanlı videolarından birini çekeceğim. Şu an Çelebi Sultan Mehmet Camimizin içerisindeyiz. Yukarıda gördüğünüz kubbenin yüksekliği tam 28,5 metre. Ve bugün birazdan oraya çıkacağız. Ve orada bu kubbenin ilk yazısını yazacağız. Bu değişik deneyimlemeyi bir hatıra olsun diye de bir video blog haline getireceğiz. Bugün 2 Kasım 2017 ve öğlen namazından sonra yukarıdaki ana kubbeye ilk yazıyı yazmaya başlayacağız. Hadi devam edelim. Şu gördüğünüz nokta, burayı gösterirsem şöyle yukarıyı, şu en üst nokta değerli arkadaşlar caminin en tepe noktası. Yani şu an biz ana büyük kubbenin, Çelebi Sultan Mehmet Camii'nin ana kubbesinin hemen altında duruyoruz. Bu elimde tuttuğum şey, buna baston diyorlar arkadaşlar. Doğru mu hocam? Hani bu camilerde gördüğünüz hat yazıları var ya, aslında onlar çok zor yazılan yazılar. Bunun adı da kalem aslında. Hani kalem işi diyoruz ama bu bir fırça. Kalem işi bu fırçalarla yapılıyor. Burada gördüğünüz bu desenler, şurada gördüğünüz bu desenlerin hepsi bu fırçalarla yapılıyor. Ve el de titremesin diye bu şekilde artık burada bunu kalemi yapan biraz benziyor değil mi tutuşu? Bayağı benziyor maşallah. Böyle tutuyorlar ki buna dayanıyorlar ve bu parmak, yani fırçanın tuttuğu el buradan destek alıyor. Mesela şu şekilde. Titremez. Kalem işçiliği de tamamlandı, bitti. Ve kalem işçiliğiyle de alakalı artık son fırça darbesini de biz vuralım. Şöyle yaparsak, şuraya bir noktayı koyuyorum. Ve bu nokta bu caminin kubbesinde son kalem işçiliği noktası oldu. Bu da benden hatıra kalsın. Bence bastonu da verin çünkü... Takım olsun, takım ruhu bozulmasın. Çünkü bu, evet, bu baston ve fırça hatıra olarak bende kalsın. Bence başlayalım duaya. Evet. Hafız. Hafız başla. Bismillahirrahmanirrahim. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا من الفاتحة. İnşirah suresini yazalım istedik buraya. Elem neşrah leke sadrak diye başlayan, biz senin göğsünü genişletmedik mi diye, çok büyük bir müjde suresidir aslında bu. Aslında sadece bir müjde suresi değildir. Müslümana, mümine de çok önemli mesajları içinde barındıran, aslında Müslümana, mümine bir vizyon ortaya koyan sure-i celiledir Kur'an-ı Kerim'de İnşirah suresi. Şimdi ben hem başlangıçtan biraz bir şeyler yapacağım ve sonrasında da bizim için en anlamlı ayetlerden birisi olan 7. ayetini yapacağız. 7. ayette Cenab-ı Hak mealen bize şöyle buyuruyor İnşirah suresinde. Bir işi yaptığında, onu bitirdiğinde hiç ara vermeden başka bir işe başla, yeni bir işe başla ve onunla ilgili yorul diye bir hüküm var ve bize bunu söylüyor Cenab-ı Allah. Demek ki bir eseri tamamladıktan sonra yapılması gereken şey kenarıya çekilmek değil, bunun çok ötesinde yeni bir hedef, yeni bir iş, yeni bir say, yeni bir meşgale. İşte bunu üretebilmemiz lazım kendimize. Altın paketi nerede? Ya görüyorsunuz değil mi, altın paketi nerede diyor. Görüyorsunuz değil mi, altın paketi nerede diyor. Altınla kaplıyoruz camimizin, evet, kubbesini. Açıyoruz. Çok ağırlıklı bir şekilde altın varak kullanılacak.
Ve bunlar kaç ayar oluyor arkadaşlar bu? 23. 23 karatlık altın varakımız ve kubbelerini, kepezin kubbelerini altınlarla donatıyoruz. 23 ayar. Hanımların, annelerimizin, eşlerimizin kollarına taktıkları bilezik 22 ayar. Bu 23 ayar. Altın varakla şimdi buraları varaklayacağız. İnşirah suresini altınla yazacağız. Eldiveni giyeceğiz. Bu değişik bir eldiven. Böyle mi? Baş parmak başkanım şöyle. Ha, anlaşıldı. Çizmeli kedinin eldivenine benziyor biraz. Hocam ben bu arada Türkiye'nin ilk ve tek YouTuber belediye başkanıyım. Şimdi bir video blog çekiyoruz çaktırmadan. İlk harfin en başını yapalım. Elem neşrah leke sadrek, birinci ayetten başlıyoruz. Bismillah. Burayı yaptık. Başlangıcını yaptık. Vay. Bunu da ilk altın varakın küçük bir parçasını da ve eldiveni de, bu ilginç eldiveni de hatıra olarak saklamak üzere alıyorum. İnsanlar dünyaya geliyorlar, belli bir süre dünyada kalıyorlar ve sonra ebedi aleme göçüp gidiyorlar. Ölüm aslında çok veraksızdan bir son olarak görünüyor ama bizim açımızdan ölüm yepyeni bir hayatın başlangıcı, yani bir son değil. Yaptığımız iyiliklerin her birisinin karşılığı olduğu gibi kötülüklerin de hepsinin karşılığının olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ne mutlu ki bu dünyada bunu idrak ederek hayatını anlamlı kılabilenlere. Şimdi düşünsenize, bu eseri yapıyoruz. Arkadaşlarımız şu an bu yazıları yazıyorlar burada. Hem bu eser hem bu yazılar bizden çok daha uzun yaşayacak bir eser. Düşünsenize, biz günün birinde ölüp gideceğiz. Ama bu yaptığımız eser yüzyıllar boyunca ayakta kalacak. Dünyanın ömrü varsa belki 200 sene sonra, belki 300 sene sonra bu cami hala ayakta olacak ve bu caminin içerisinde insanlar ibadet etmeye, namaz kılmaya, secdeye kapatmaya, bu caminin duvarlarında Kur'an-ı Kerimler yankılanmaya devam edecek. Ve biz o zaman yaptığımız bu işlerin her birinden hala hisse alıyor olacağız. 28,5 metre altımızda boşluk varken, yerden 28,5 metre yukarıda gök kubbenin, hemen altındaki bu minicik kubbenin, ama bize göre çok büyük bir kubbenin altında bunları düşünebilmek ve bunları sizinle paylaşabilmek, bu bile büyük bir mutluluk. Dostlar, gördüğünüz çok değişik bir vakti sizlerle birlikte yaşadık. Bugün benim için de çok heyecanlı bir gündü. Yukarıda neler yaşadığımızı gördünüz. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Herkese güle güle.